artık Van'la yatıyor, Van'la kalkıyor. Depremin üzerinden 8 gün geçti. Araba kurtarma çalışmaları yerine enkaz kaldırma çalışmalarına bırakıyor. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 601 sayın seyirciler. Ayrıca neredeyse hayalet şehre dönen Erciş ilçesinde kiralar ciddi oranda arttı. Van merkezde ise hayat yavaş yavaş normale dönüyor. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı depremin son bilançosunu açıkladı. 601 vatandaşımızın enkaz altından cansız bedeni çıkarıldı. Yıkıntılar arasından 188 kişi sağ olarak kurtarıldı. Deprem sonucunda hastanelere kaldırılan yaralıların sayısı ise 4152. Erciş'te arama kurtarma çalışmaları yerini enkaz kaldırma çalışmalarına bırakmaya başladı. Ancak numuneleri alınmamış enkazların kaldırılması alınan bir kararla durduruldu. Kentteki hasarlı binaların tespiti ise sürüyor. Erciş'te her iki yapıdan biri oturulamaz halde. Enkazların kaldırılmasının ardından bu yapıların yıkımına başlanacak. Evsiz ve işsiz kalan vatandaşlar kışı nasıl geçireceklerini düşünüyor. Depremzedeler su geçiren ince çadırlardan bir an evvel prefabrik evlere geçmek istiyor. Bazı depremzedeler de hasarlı evlerinden çıkarabildikleri eşyaları kamyonlara yükledikten sonra kentten gözü yaşta ayrılıyor. Kiralık arayanlarsa tek katlı müstakil evler bulmaya çalışıyor. Emlakçılar bölgedeki kiraların ilk etapta %30 oranında arttığına dikkat çekiyor. Öte yandan 7.2 şiddetindeki deprem Erciş'i hayalet şehire çevirdi. Geceleri sokaklar oldukça sessiz. Kurban Bayramı öncesi ilçeden vatandaşlar ayrıldı. İlçe merkezinin en işlek noktalarından biri olan Van Yolu Caddesi'nde adeta incin top oynuyor. Yalnız şu an gördüğünüz gibi Erciş'te kimse kalmadı. Van merkezde ise durum biraz daha farklı. Hayat bölgede yavaş yavaş normale dönüyor. Esnaf dükkanını açtı. İşlek caddelerde de insan yoğunluğu artıyor. Depremde bozulan yolların onarımı da başladı. Ve tabii sürekli değişik öyküler de duyuyoruz bölgeden. Erciş'te çöken 6 katlı bir binada annesiyle birlikte sıkışan 8 yaşındaki Birsen İşler depremden 48 saat sonra kurtarılmıştı. Gaziantep'te tedavi altına alınan küçük kız yaşadıklarını bakın nasıl anlattı. Van'da meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremin ardından felaketten kurtulmayı başaranların tedavisi sürüyor. Şifa işler. Minik Birsen de onlardan biri. Birsen Şifa İşler, Erciş ilçesinde 6 katlı bir binanın 3. katında bulunuyordu. Küçük kız annesiyle birlikte çöken binadan 48 saat sonra kurtarıldı. Gaziantep Avukat Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi ortopedi servisinde tedavi altına alınan Birsen deprem anında yaşadıklarını anlattı. Biz sohbet ediyorduk yenge anneannemgilde. Birden ev sallandı, üstümüze kumlar dökülmeye başladı. Annem beni tuttu, biz kaçtık. Koridordayken üstümüze tavan düştü. Biz de orada kaldık, kaçamadık. Birkaç, bilmiyorum ne kadar süre sonra da bizi kurtardılar işte. Minik Birsen 48 saatlik umut dolu bekleyişinde üşüdüğünü ve kurtarma ekiplerinin seslerini duyduğunu belirtti. Hava soğuk bir, ben annem terliyordu, ben de üşüyordum. Öyle işte. Bir sonra ama yine de yaşayanlar konuşuyordu. Birsen tam umudunu kestiği anda kurtarıldığını söyledi. Bir tane abla geldi işte, orayı kazdılar, beni kurtardılar. Annem de sonra kurtulmuş, bilmiyorum annemi nasıl kurtardılar. Tedavisi devam eden Birsen Şifa İşler'in sağlık durumunun iyiye gittiği, ezilen sol bacağının kesilmekten kurtulduğu öğrenildi. Sayın seyirciler, Erciş'te meydana gelen 7.2'lik depremde 68 öğretmen can verdi. Üstelik bu öğretmenlerin 42'si henüz stajyerdi. Yani resmi olarak öğretmen olamamışlardı. Hal böyle olunca bu öğretmenlerden ailelerine bir maaş dahi kalmadı. Geçtiğimiz pazar günü Van'ı vuran depremde can verenler arasında çok sayıda öğretmen de vardı. Depremin en çok zarar verdiği yer olan Erciş'te 68 öğretmen enkaz altında hayatını kaybetti. Üstelik bu öğretmenlerin 42'si stajyerdi, yani atamaları henüz yapılmamıştı. Bir başka deyişle resmi olarak öğretmen değillerdi.
Bir yıllık stajyerliklerinin ardından devlet memuru olacaklardı. Bu süreyi doldurmadan yaşamlarını yitirdikleri için yasal olarak arkalarındaki yakınlarına bir maaş bırakamadılar. Ölümleriyle Türkiye'yi ağlatan genç öğretmenlerin geride kalan eş, çocuk, anne ve babalarına maaş bırakabilmeleri için yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Eski Eğitimsen Genel Başkanı Alaaddin Dinçer bu duruma değindi. Dinçer, depremde ölen öğretmenlerin görev şehidi sayılmasını ve ailelerine maaş bağlanmasını istedi. Depremde yaşamını yitiren bu öğretmenler için özel bir kanun hükmünde kararname çıkarılmalı. Bu gençler görev şehidi oldukları kabul edilmeli ve göreve başladıkları günden itibaren de bütün haklarını elde ettiklerine ilişkin düzenleme yapılmalı. Bu arada sözleşmeli öğretmen olarak çalışırken depremde can veren öğretmenlerin durumu da belirsiz. Kadroya geçen ve aralarında depremde hayatını kaybeden Alime Paşa'nın da bulunduğu bazı öğretmenlerin henüz stajyerliklerinin kaldırılmadığı öğrenildi. 7.2'lik Van depreminin ardından vicdan sınavından alnımızın akıyla çıktık. Yurdun dört bir yanından yardımseverler yardım oldu, yağdı. Bölgeye günde 150'ye yakın tır giriyor. 8. gün itibariyle toplam 1000 tırın giriş yaptığı Van'da valilik bir süre yardım göndermeyin çağrısında bulundu. Yardımlar koordinasyon eksikliğinden ötürü bekletilerek dağıtılıyor. Depremzedeler Türkiye'nin dört bir yanından gelen yardımlar karşısında hayli memnun. Haydi, haydi. 23 Ekim Pazar, Van için kara felaket günü. 7,2'lik deprem özellikle Erciş ilçesini yerle bir etti. Türkiye deprem konusunda bir kez daha sınıfta kaldı. Artık olan olmuş ve yaralının sarılması gerekiyordu. Onları seviyoruz gerçekten. Onları tebrik ediyorum yürekten. Seviyoruz onları. Teşekkür ediyoruz hepsine. Evet. Allah razı olsun hepsine. Türkiye deprem sonrası vicdan sınavını verdi. Ve başarılı da oldu. Doğusu batısıyla, kuzeyi güneyiyle tüm Türkiye Erciş'in acısına ortak oldu. İlçeye adeta yardım yağdı. Bölgeye günde 150 yardım tırı giriyor. Afet Koordinasyon Merkezi'nde 24 saat hareketlilik var. 400 kişi bu yardımları tasdif etmeye çalışıyor. Bölgeye bugüne kadar gönderilen yardımların ne kadar olduğu bilinmiyor. Depremin 8. gününde tahminlere göre 1000'den fazla yardım tırı girdi bölgeye. Arama kurtarma çalışmalarının yerini yardımların tasnifi ve dağıtımı işe aldı. Ancak yardımlar pek de sağlıklı dağıtılamıyor. Bölgede ciddi bir koordinasyon eksikliği var. Bu eksiklikler nedeniyle tırlar dolusu yardım ihtiyaç sahiplerine ulaşamıyor. Bazı kriz merkezlerinde tırlar uzun kuyruklar oluşturmuş durumda. Hepsi malzeme boşaltmak için bekliyor. Gelen yardımların büyük bir bölümü karışık koliler içinde. Hangisinde ne olduğu belli değil. Bu da tasnifi biraz daha zorlaştırıyor. İşin özü yardım çok. Ancak bu yardımların yerine ulaşması biraz zaman alacak gibi. Valilikse Van'a yardım göndermek isteyenlere bir çağrı yaparak "Şu anda yardım göndermeyin. Taahhütleri alıyoruz. Sonraki bir tarihte gönderin. Her gün en az 150 tır geliyor. Bu 10 gün sürerse bu Van'ın 3 yıllık ihtiyacı demek" açıklamasında bulundu. Erciş halkı ise yardımlardan oldukça memnun. Allah bin kere razı olsun. Hani her destekte yapıyorlar, her yardımda geliyor, yiyecek olsun, giyecek olsun. Yani biz çok memnunuz. Allah onlara da razı olsun. Her şeyimizi karşılaştırdılar. Evet. Çok teşekkür ederiz. Biz buraya geldiğimizde perişan bir haldeydik. Gözümüzü onlarla açtık. Hemen çadıra yapıldı, battaniyeler, gıda, çocuklarımıza giyim, sobamıza kadar her şey. Deprem deyince dünyada akla gelen ilk ülke kuşkusuz Japonya oluyor. 7 büyüklüğündeki depremler Japonya'da artık sıradan karşılanıyor. Önemli bir hasar bırakmıyor. Peki Japonlar bu işi nasıl başarıyor? İşte Türkiye'ye örnek olması gereken o notlar. Türkiye'de her deprem sonrası alınması gereken önlemler konuşulup tartışılıyor. Depremin sıcaklığı geçince konu rafa kaldırılıyor. Oysa ülkemizin dört bir yanı aktif fay hatlarıyla kuşatılmış durumda, tıpkı Japonya gibi. Aradaki fark, onlar depremin büyüklüğü 8'i bulmadıkça ne can ne de mal kaybı veriyor. Bizde ise 5'in üzeri her deprem tehlikeli. Peki onlar nasıl başardı? Japonya Altyapı Bakan Yardımcısı Satoru Nishikawa, Milliyet gazetesine verdiği röportajda başarılarının sırlarını anlattı.
Bir bina inşa edileceği zaman inşa eden yerel yönetimde kat planı ve inşa planları sunarak onay alıyor. İnşaatların 9 büyüklüğündeki bir depreme karşı dayanıklı olma şartı var. Türkiye'de olduğu gibi yapı denetimi özel şirketler tarafından değil, yerel yönetimler tarafından yapılıyor. Denetçiler haber vermeden şantiyelere gidip inşaatları kontrol edebiliyor. İnşaat onaylanan plana göre yapılmıyorsa hem ceza kesiliyor hem de inşaat durduruluyor. Japonya'da Eylül ayının ilk haftası felaket önleme haftası. Bu haftada yerel yönetimler afete hazırlıklı olmak amacıyla gönüllü grup ağları için talim ve seminerler organize ediyor. Tatbikatlara on binlerce kişi katılıyor. Reklamlarda yapıların şehre yakın, şehrin karmaşasına uzak oldukları değil, dayanıklılıkları vurgulanıyor. Devlet yapılarını güçlendirmek isteyenlere destek veriyor, gerekirse yıkıp baştan yapıyor. Depremden etkilenen insanlar, özellikle okul çağındaki çocuklar için travma sonrası stres bozukluğu programları geliştirildi. Çok kapsamlı psikolojik yardım hizmeti veriliyor bu programlarda. Türkiye Ekim ayını zam yağmuru altında geçirdi sayın seyirciler. Yılbaşında yeni bir sağanak bekleniyor. Bugün netleşen 2012 yılı asgari ücret ve emekli maaşı artışları ise zamları karşılamaktan çok uzak. Elektriğe %10, doğalgaza %15, sigaraya %20, otomobile %25, akaryakıta %30. Zam listesi uzayıp gidiyor. Yılbaşında bu liste daha da kabaracak. Özel sektör ekonomik krizi bahane gösterip işçisine zam yapmıyor ya da göstermelik bir artış uyguluyor. Kamuda ve asgari ücrette de durum pek farklı değil. 2012 yılı maaşları belirlendi. Resmi gazetede dün yayınlanan 2012 ekonomik programında asgari ücrete Ocak ve Temmuz'da %3'er zam yapılması öngörüldü. Yani 659 lira olan asgari ücrete Ocak ayında sadece 20 liralık bir zam öngörülüyor. Emekli maaşları da Ocak'ta %4.22, Temmuz'da %2.78.